Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok kolay hem de çabuk ilerleyen inci gibi dökülen güzel bir iki şiş modeli hazırladım. Yapılışını anlatacağım. Şöyle tatlı bir renk var elimde. Bebe yünüyle başlayacağım. Şişlerimde 3,5 numara arkadaşlar. Şöyle rengini de göstereyim. Orta kalınlıkta bir ip. Hemen başlayalım. Desenimizi 2 ve 2'nin katları artı 2 ilmekten başlayacağız arkadaşlar. Lastik gerektirmeyen güzel bir model. Dilerseniz bu modelin altına lastik de uygulayabilirsiniz. Hemen şöyle ilmeklerimizi atalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane daha atayım. 11 12 13 14 15 16 17 18, 19 ve 20. Şöyle bir kontrol edelim, sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 tane ilmeğimi attım. Burası örgümün ön yüzü arkadaşlar. 4 sırada bir model kuracağız. Sizler lastik örmek isterseniz lastiğini örün, hazırlayın. 2 ve 2'nin katlarından ilmeklerinizi attıktan sonra lastiğimizi ördük diyelim. Şöyle çevirdik. Burası örgümüzün arka yönündeyim. İlk ilmeğim olduğu için örüyorum. Bakın, ters ördüm. Yanındakini ters ördüm. Modelimize başladık arkadaşlar. Arka yönden kuruyoruz modeli. Desenimizi bu modelde arka yönden kuracağız. Son ilmeğimi de ters ördüm. Çeviriyorum örgümün ön yüzüne. Bu sırada da ters öreceğiz arkadaşlar. Hemen baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi öne verdim. Bir sıra daha ters örüyoruz. İkinci sıradayım arkadaşlar. Örgümün de ön yüzündeyim. Sizler ilmeklerinizi nasıl atıyorsanız tersinizi, düzünüzü alıştığınız gibi o şekilde atabilirsiniz. Son ilmeğimi de ters ördüm. Çeviriyorum. Örgümün arka yönündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Burada desenimiz belirgin hale gelecek arkadaşlar. Hemen yanında gelen ilmeğin arasından bir ilmek çıkarttım. İki ilmeği birden düz kestim. Yine burada iki tane ilmeğim oldu. Yanında gelen ilmeğimin arasından bir ilmek çıkarttım. İki ilmeği birden kestim. Yine burada iki tane ilmeğim olmuş oldu. Yanında gelen ilmeğin arasından bir ilmek çıkarttım. İkisini bir kestim. Yanında gelen ilmeğin arasından bir ilmek çıkarttım. İkisini bir kestim.
Yanında geleneğin arasından bir ilmek çıkarttım. İkisini bir kestim. Üçüncü sırada da bu şekilde yapıyoruz. Yanında gelenin arasından bir ilmek, ikisini bir düz kestim. Yanında gelenin arasından iki ilmeği düz kestim. İki ilmeği bir kestim. Son kenar ilmeğimi de düz ördüm. Çeviriyorum. Örgümün dördüncü sırasındayım. Ve düz yönündeyim. Son sıradayım arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bakın ikişer ikişer gruplar halinde oldu. İlmeklerimiz bu iki tane ilmeğin arasından bir ilmek çıkarttım. İki ilmeği birden düz kestim. Yine iki tane ilmeğim şişimde oldu. İki ilmeğin arasından bir ilmek, iki ilmeği birden kestim. İki ilmeğin arasından bir ilmek, iki ilmeği birden kestim. Dördüncü sıramızda bu şekilde. İki ilmeğin arasından bir ilmek çıkartıyorum. İki ilmeği birden kestim. Üç ilmeğim kaldı. İkisinin arasından bir ilmek çıkarttım. İkisini bir kestim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Burası örgümün ön yüzü. Bakın bir tane desenimi kurdum. Şimdi çeviriyorum. Örgümün arka yönündeyim. Tekrar bir tane daha desen kuralım. Desenimiz 4 sıradan ilerliyor arkadaşlar. Tekrar birinci sırasına başlıyoruz. Baştaki ilmeği örmeden aldım. İpi öne verdim. Hepsini ters ördüm. Birinci sıra ve arka yönden tekrar başlıyoruz. Örgümüzün arka yönündeyiz. Son ilmeğime geldim. Onu da ters ördüm. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Örgümün ikinci sırasındayım. Düz yönündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi öne verdim. Bir sıra daha ters örüyoruz. İkinci sırada. Son ilmeğimi düz ördüm. Örgümü çeviriyorum. Üçüncü sırada örgümün ters yönündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yanında gelen ilmeğimin hemen arasından bir ilmek çıkartıp iki ilmeği birden ördüm. Yine iki ilmeğim var. Yanında gelen ilmeğin arasından bir ilmek çıkarttım. İki ilmeği birden ördüm. Yine şişimde iki ilmek.
Son ilmeğimi de düz ördüm. Çeviriyorum. Örgümün ön yönündeyim ve son sıradayım. Son sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Burada 2 2 2 2 gruplar halinde hemen arasından bir ilmek çıkarttım. İkisini bir ördüm. Son sıramız da bu şekildeydi. Sondaki ilmeğimi de düz ördüm. Bakın çok güzel dökülen bir model desenimiz bu şekilde. Tersi düzü yok. Burası ön yönü. Burası da desenimizin arka yönü. İki yönde güzel. Şöyle büyük bir parçamı da hemen göstereyim. Büyük bir parçam da bu şekilde arkadaşlar. Tersi düzü yok. Bakın modelin iki yönde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burası örgümüzün ön yüzü. Şöyle. Burası da arka yönü. Bir bebek battaniyesi. Düşünün bunu. Hiç astar gerektirmeyen iki yönde kullanabilirsiniz. Şallarda çok güzel durur arkadaşlar. Atkı yapabilirsiniz bu modelden. Yelek, süveter, her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Benle beraber başlar örersiniz. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıklı örün, mutlu örün. Hoşça kalın. Yeni modellerde görüşmek üzere. İnşallah. Allah'a emanet olun.